Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bültenini izliyorsunuz. Bölgemizden ilginizi çekecek olan yerel haberlerimiz vardır. 3 Aralık Engelliler Günü Debre'de de yakışan bir şekilde bugün anıldı ve konuyla ilgili olarak gereken açıklamalar yapılmıştır. Debre Belediyesi özellikle buna ayrıyetten özen göstermektedir. Bölgemizdeki belediyelerden yapılmış olan çalışmalar ve işe alma konusunda kararlar çoğu zaman buna da dikkat ederek yapılmıştır. Engelliler engelsiz bir şekilde yaşamak için herkesin bir katkısı olabilir. Debre'de engelliler özellikle düzenlenmiş olan törenle ilgili olarak Debre Belediye Başkanı Dr. Hekuran Duka yanı sıra birçok Debre etkilileri de katılmış oldular. Bunun organizasyonu yapan bu sefer Debre Engelliler Merkezi'ydi. Kızı Hac etkinlikleri de buna ilişkin olarak geride kalmadı. Konuyla ilgili olarak Debre Sosyal Çalışmanı İsmail Mersovski'ye göre şimdi sosyal merkezince yapılmış olan etkinliklerde buna ayrıyeten özen göstermektedir. Ondan dolayı mevcut olan etkinlikler ve mevcut olan durumu daha iyi bir duruma getirebilmek için sadece makamlara değil vatandaşlara da desteği özellikle hem de nasıl gerektirir. Ondan dolayı hepimiz engelli olanları engellisiz olarak görmemiz gerekiyor. Debre Engelliler Birliği özellikle son yapılmış olan 3 Aralık etkinliklerine ilişkin olarak istihdam sağlama ve iş alma konusunda gereken açıklamalar yapılmıştır. Birliği Başkanı Buran Bağla'ya göre Debre Belediyesi özellikle aileni şirketlerine alınabilme yöntemi buna dikkat ederek yapılmaktadır. Ondan dolayı kendileri yapılmış olan son belediye çapındaki etkinliklerden memnun fakat bunu daha iyi bir duruma getirebilmek için tabii ki herkesten yardım beklenmektedir. Bölgemizde kar yağışları özellikle az olsa da en çok çocukları sevindirmiş oldu. Hem düşük hem yüksek yerlerde özellikle kar örtüsü farklı bir kalıntıya sahip söz konusu olurken yine de kışın işaretini vermiş oldu. Bölgemizdeki yollar bu konuyla ilgili olarak gereken hazırlıklar ve hizmetler yapıldığından dolayı trafiğe açıktır. Herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Yeniden yetkililer tarafından özellikle hız konusunda gereken dikkate de yeniden tekrarlıyorlar ve çağrıda bulunuyorlar. Şoförler dikkatli bir şekilde yollarımızı kullanacaktır. Mavrova Rostuşa Belediyesi'ndeki etkinlikler günden güne artmaktadır. Belediye Başkanı Medat Kurtovski'ye göre turizme yapılmış olan katkılar oldukça büyüktür. Şimdilik yapılmış olan etkinlikler bitmeyecek çünkü bu bölgedeki özellikle turizme yönelik olanakları oldukça büyüktür. Belediye olarak gereken adımlar atılmasına ilişkin olarak zaten bu projelerin ve çalışmaların neticeleri en iyi bir ispatı olmaktadır. Kayma merkezi yanı sıra bu bölgeye özellikle ziyaret etmek için birçok sebebi de vardır. Sağlığa en çok önem gösterilmesi gerekiyor. Sağlık çoğu zaman ağız ve dişlerden başlamaktadır. Debre Sağlık Ocağı özellikle diş hekimliği bölümünün temsilcisi Dr. Albert Macellara'ya yapılmış göre araştırmalar bölgemizdeki özellikle öğrencilerin karies hastalıklarına maruz kaldıklarını dile getirilmektedir ve dikkat çekmektedir. Özellikle ebeveynler kendi çocukların diş fırça kullanma konusunda alışkanlığı kazandırmak bir de dişlerini oldukça temiz bir şekilde tutmak en önemli olanlardan bir tanesi tamamen ve tam bir alışkanlığa geçebilmesi için herkes tarafından desteklenecek olan bir eğitim ve destek vermesi gerekiyor. Öte taraftan ise karies hastalığı her zaman varmış fakat çocuklarda en çok rastlanmaktadır. Bu özellikle diş hastalığından kurtulmak için en iyi önlem alınması gerekiyor. Kurtulmak için ise gereken hekimlere ve özellikle diş hekimlere başvurmaktan başka bir alternatifi de yok. Ülkemizden gelen en önemli haberleri seçerek size sunmaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz.
NATO'nun 70. yıl dönem kutlamasına ilişkin olarak son Londra zirvesine Kuzey Makedonya heyeti de katılmış oldu. Kuzey Makedonya heyetin başında bulunmuş olan Başbakan Zoran Zaev, Savunma Bakanı ve eşi de bulunmaktadır. Özellikle NATO'nun üyeliği konusunda yapılması gereken son adımların arasında bu zirvenin katılımı da sayılabilir. Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Boris Johnson tarafından düzenlenmiş olan resepsiyona eşiyle birlikte de katılmış oldu. Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ve arkadaşı Valens'la bir araya gelip özellikle birçok savunma konusunda konuları masaya yatırılmıştır ve üyeliği tam olmadan önce önemli bir görüşmeler söz konusu olmuştu. Savunma Bakanı Radmila Shekerinska özellikle ülkemiz NATO'ya tam üye olmadan önce önemli görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. Onlardan bir tanesi ise Britanya'nın meslektaşı veya görevde bulunmuş olan arkadaşı Valers'de söz konusu görüşmesi gündeme gelmektedir. Kendisine göre önemli görüşmeler tam üyelik ve buna olmadan önce büyük bir önem ve tecrübe kazandırmaktadır. Avrupa Birliği müzakere tarih belirlemesi konusunda son Fransa'nın restiyle ilgili olarak bu sefer TV24 için demeçte bulunmuş olan Cumhurbaşkanımız Stevo Pendarovski tekrarlanacak bir olay söz konusu olmayacağını dile getirmişti. Kendisi son Macron'la görüşmesiyle birlikte bunu tasdiklayacak olan bir görüşme söz konusu olduğunu da dile getirmiş oldu. Kendisine göre özellikle Fransa bir daha böyle bir rest çekmeyecek. Yine inanılmaktadır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.